Evet arkadaşlar merhaba. Şimdi bugün bir Cinnamon farmı yapacağım. Cinnamon umarım doğru telaffuz ediyorumdur. Oyunun ilk gününden beri değerli olan bir yemek. Yani yemek malzemesi. Eskiden bunu şey için kullanıyorduk. Nedir o? Carrot cake yapmak için kullanıyorduk. Ve carrot cake yapmak için sadece bir tane gerekiyordu. Yine değerliydi ancak pazarda bir yığılma olduğu zaman değeri düşüyordu. Şu anda bu çok yaşanmıyor çünkü mesela banana parafit ve banana bread yapmak için 3 tane gerekiyor. Yani buna olan ihtiyaç arttığı için pazardaki değerini korumaya devam ediyor. Şimdi bunun farmını eskiden biz Katlaskey'de yapardık ancak şimdi yeni bölgede bu Elysian Wilds'da çok rahat bir şekilde şu bölgede şu alt kısımda çok rahat bir şekilde farmını yapabiliyoruz. Bunu da ben şimdi size göstereceğim. Aslında bunun videosunu atmayı düşünmüyordum. Yani ben kendim farm yapmama rağmen çünkü çok bilindik bir yer olarak düşünüyordum. Buna rağmen bazen yayınlarda yaparken burası neresi diye soran arkadaşlar oluyor. O yüzden yayındakilere cevap veriyorken aynı zamanda videosunu da çekmek istedim. Şimdi videonun geri kalan kısmını hızlandırılmış bir şekilde yükleyeceğim. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Farmdan sonra değerlendirmesini yapacağız. Evet. Arkadaşlar şimdi farmı sonlandırdım. Tam olarak 10 dakika farmladım. 10 dakikada 78 tane sinemon almışız. Şimdi 78 tanesi ne yapıyor bakalım. 8.94 gibi bir değeri var. Vergilerle 8.80'e hesaplasak mesela biz onu. Kaç demiştik? 78 çarpı 8.84. Yani 700 gold gibi bir şey almışız. Bence güzel bir farm. Hani dediğim gibi ben açıkçası bunu kendim satmak için farmlamıyorum. Kendim cooking ile uğraştığım için zaten burada cooking kıyafetlerim hazır. Orada kullanıyorum. Ve ben bu yemekle ilgili size şöyle bir şey söyleyeceğim. Hiçbir zaman Bayolder'a bu yemek malzemelerini satmayın. Çünkü her zaman için bir fark var. Bakın 8.93, Bayolder 5. Mesela değerli olan başka bir şey gelelim. Sage. 14.95, Bayolder'ına bakıyoruz. 4.40. Sonrasında Sugar'a girelim. 13 gold. Bayolder'ına bakıyoruz. 9 gold. Yani bu şekilde yemek malzemelerinde her zaman bir fark oluyor. O yüzden ben direkt satmanızı tavsiye etmem. Eğer ki yakınsa fiyatlar birbirine
kendi yani siz bilirsiniz. Ama dediğim gibi ben tavsiye etmiyorum. Şimdi bunu yapmak için de bu arada bence harvesting luck gerekiyor ama had safhada bir harvesting luck gerekmiyor. Ve burada bize 3 tane yemek malzemesi atıyor. Safron, dil ve bizim farmını yaptığımız sinamon. Yani şurada mesela safronu ve dili daha az atıp sinamonu daha çok atabilirdi. Ya da bunu daha az atıp bunları daha çok atabilirdi. O da sizin kendi şansınıza bağlı. Bu şekilde bir farm. Umarım izleyip beğenmişsinizdir. Dediğim gibi yani 10 dakikada bu arada 650-700 gold da hiç fena değil. En azından benim sunucum için öyle bir gold kasılmış oluyor. Siz kendi sunucunuza göre hesabınızı, kitabınızı yapabilirsiniz. Bu videoda benim göstereceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere.